Günün dünya filmi. Ghost Killers vs. Bloody Mary. Yani hayalet katilleri Bloody Mary'e karşı. Bu hafta biliyorsunuz Hayalet Avcıları serisini işleyecektim. Bu tamamen tesadüfi bir şekilde onlarla aynı haftaya denk geldi. Yani konsept aynı konseptten seçeyim diye değil. Tahmin ettiğiniz üzere filmimiz Hayalet Avcıları filmiyle ilgili. Çünkü filmdeki adamlar Hayalet Avcıları filminin gerçek versiyonları izliyorlar. Tabii Ghoulbusters diye geçiyor. Bir yuvarlak üzerine böyle hayalet olup da hayaletin üstüne çarpı işareti oluyor ya onların logosu. Bunlarınki de üçgen. Tabii şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Ghostbusters filminin çakması mı? Hayır değil. En sevdiğim parodi ya da en sevdiğim gönderme türü bu türdür. Olayın özü şu arkadaşlar. Bunlar 4 tane dolandırıcı. Bu konuyla ilgili film yapılmasa ben yapardım açıkçası. Çünkü güzel bir konsept. Hani bizde var ya cinli eve girdik. İşte bir gece geçirdik. Cinler geldi falan diyen şarlatanlar var ya. Bu arkadaşlar şarlatan biliyorsunuz. Bu filmde Brezilya yapımı. Daha önce söylemem lazım değil mi? Pardon unuttum. Brezilya yapımı Brezilya'nın YouTube şarlatanları. YouTube'da kanalları var. Sözde hayaletler geliyor. Bunlar da hayaletleri avlıyorlar. Kanalları çok başarılı değil. Ama bir okulun müdürünün dikkatini çekiyor. Ve müdür bu arkadaşları okula çağırıyor. Diyor ki bazı söylentiler var. Bloody Mary ya da onların versiyonu olan Katarina mı öyle bir şeydi. Bunun hayaleti okulun içinde geziyor diye. Size inanmıyorum. Sizin şarlatan olduğunuzu biliyorum. Ama yine de bir ayin yapın. Bu hayaletleri yakaladığınızı söyleyin insanlara. Ve böylece de bu saçma efsane sona ersin. Onlar da okula geliyorlar. İşte kamerayı hazırlıyorlar. Diyorlar ki sen o kızın ruhu taklidini yap. Peruk falan takıyorlar arkadaşlarından bir tanesine. Biz de işte onu yenmiş numarası yapacağız falan diye hazırlık yaparken tahmin etmiş olduğunuz gibi Bloody Mary denilen varlık aslında gerçek çıkıyor. Ve bunlar da o varlıkla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Film bir kere tarz olarak Ghostbusters'dan farklı. Ghostbusters biraz daha mainstream'di. Bu direkt kanlı, hard R, içinde cinsellik vesaire de var. Çok fazla olmasa da. Ve içinde bunları barındıran aslında da komedi. Ve ana karakterler de aslında göt insanlar. Yani filmi seyrettirmeyecek kadar, rahatsız edecek kadar değil ama zaten komedi filmi ya. Yani o dengeyi güzel bulmuşlar. Ghostbusters'ı seviyorsanız arkadaşlar bu filmi tavsiye ederim. Onun haricinde demiştik ya kanlı eğlenceli parti filmleri olarak da düşünebilirsiniz. IMDb puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Her ne kadar başka filmlerden alınmış gibi olsa da bence orijinal bir konsept. 3 Amigo diye bir film vardı ya mesela onlarda da bunlar aktördü ama gerçek bir tehlikeyle karşılaşınca bunların da gerçek olması gerekiyordu. Ya da Galaxy Quest yine aynı şekilde bunlar aktördü ama gerçek bir uzay macerasıyla karşılaşıyorlardı. Bu da o konsept bir. İkincisi de hayalet avcılarının çakması insanlar. Ama yine de bence yeterince orijinal, içerik olarak en azından yeterince orijinal seyrettiğinize, vakit harcadığınıza değecek bir film.